Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gibamin hakkında konuşacağız. Bir diyor bir nebze olsun bir gün, bir buçuk gün hatta 2 gün geç atmış olabilirim. Transferden hiç haberim yoktu. Onu da ekleyeyim. Biraz sağlığımla alakalı sorunlarım vardı. Ayrıca İstanbul'dan Trabzon'a maç için geldim. İzin almadan geldim yani. Çalışıyorum hala. Biraz yoğunum. Ondan dolayı çok zaman ayıramadım. Şunu söyleyeyim ama yani çok da kimsenin bildiğini düşünmediğim transferlerden birisi. Gündeme çok az geldi. Ben bu transferi bir nebze olsun panik transferi olarak nitelendiriyorum. Panik dediğim için yanlış anlamayın. Kötü bir oyuncu değil. Bu videoda ama sizlere pes pembe bir tablo çizmeyeceğim. Eğer dediklerimden rahatsız olan arkadaşlar olabilecekse izlemeyebilirler. Oyuncunun kalitesini size anlatmama gerek yok. Oyuncu kaliteli bir oyuncu. Premier Lig oyuncusu. Zamanında 20 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle hatta ne 20 ya 25 milyon euro. 3 yıl önce 25 milyon euroya alınmış bir oyuncu. Yani bu oyuncunun kalitesini Türkiye standartlarına göre anlatmaya ya da kötü demek gibi bir hadsizliğe düşecek durumumuz yok. Ama ben olaylara farklı açıdan bakacağım. O yüzden hoşuna gitmeyecek olanlar varsa sürekli pembe tablo dinlemek isteyenler varsa dinlemeyebilirler. Çünkü garip garip yorumlar alıyoruz. Ayrıca da ses konusunda da görüntü konusunda da telefonum iyi bir telefon değil. Yani Xiaomi Redmi Note 8 öyle iyi bir telefonum yok. Yani çok telefona para verebilecek bir durumda değilim. Eve geçince İstanbul'a geri döndüğümde bir nebze olsun görüntü kalitem daha düzeliyor. Yani bu işi biraz daha üst seviyede yapmam gerektiğini biliyorum ama yani maddi imkanlar yani gidip veremem iPhone'a 15 bin lira. Yani hadi 10 bin lira bile. Yani giderim başka bir şey alırım. Yani giderim ne bileyim yani ev eşyası alırım ama yani telefona o kadar para veremem yani şu anlık. Neyse uzatmayalım başlayalım. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu transfer açısından? Maddi olarak Trabzonspor üzerine çok maddi külfet oluşturacak bir transfer değil. Ama sizin genel olarak bu transfere bakışınızı merak ediyorum. Benim yorumlarımı dinlemeden önce yazarsanız benim için daha iyi olur. Bakalım nasıl bir fikir alışverişinde bulunacağız deyip başlayalım. Şimdi ben bunu tweet'te attım kendi yorumumu arkadaşlar. Bu transferde bir kere şey yok. Opsiyon yok yani Trabzonspor'un hiçbir opsiyon yok. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmuyor. Oyuncunun maaşını Trabzonspor karşılayacak. Benim de attığım tweet. Biz rehabilitasyon merkezi miyiz? Neden opsiyon yok? Paniğe gerek yok. Acele hamle yapıyoruz. Ben bu transferi panik hamlesi olarak görüyorum. Evet biliyoruz. Trabzonspor'un 1-6 numara ihtiyacı var. Yeri geldi mi stoperlerin arasına girebilecek. Yeri geldi mi topla çıkabilecek. Yeri geldi mi çapı olabilecek. Yeri geldi mi hava toplarını alabilecek ve takımımızın orta saha boyunu uzatabilecek bir oyuncu ihtiyacımız var. Gibamin bu profile uyuyor mu? Türkiye şartları için uyuyor. Ama şimdi ben bu oyuncuyu kiraladım. Güzel kiralayalım yani İngiltere Premier Ligi'nden bedelsiz oyuncu kiralamak kolay değil. Ama bu oyuncunun bir yandan da bir sakatlık sorunu olduğunu biliyoruz. Sakatlık olayı iki ucu yani burada samimiyiz iki ucu boklu değnek. Yani sakatlık olayı. Hiçbir şey de olmayabilir. Hemen ikinci maçta da sıkıntı olabilir. Ha, Gbemi'nin sakatlık riskine girer miyim? Girerim. Koita'nınkine girer miyim? Girmem. Olay bu zaten. Gbemi'nkine girerim. Şimdi Gbemi'nin son 3 sezonda oynadığı toplam maç sayısı 21. Bu 21'in de 13'ünü Ceska'da oynadı. Geçen sene Ceska'da kiralıktı ki Ceska'da fena bir sezon da geçirmedi aslında. Geçen sene Ceska'da arkadaşlar 2 gol 2 asist olması lazım. Yusuf Yazıcı da oradaydı ve kiralık gittiğini gördüm ve dikkatimi çekmişti Gibem'in. Evet 2 gol 2 asisti var Ceska'da ligde. İyi bir performans. Herhangi bir yani sakatlık da olmadı ki Rusya yani Türkiye Ligi'ne benzer sertlikte olan bir lig. Oyuncunun yaşadığı sakatlıklar Aşil tendonundaki yırtık kolay kolay tekrar eden bir sakatlık değil. Bunu söyleyeyim. En çok ondan kaçırdı maç. Neredeyse bir yıl Everton'da oynamadı. Uyluk sakatlığı var.
Everton'daki ilk sakatlığı bu. Onda da uzun bir sakatlık oldu ama o tekrar etmedi. Bir de iç bağlar sakatlığı yaşamış Everton'da. O da uzun sürdü. Baktığımda Aşil tendonundaki yırtık tekrar etmesi çok kolay bir sakatlık değil. Yani zamanında Caner Erkin'e sakatlanmıştı orada. Beşiktaş'tayken fena dönmemişti. Birçok basketbolcu sakatlanıyordu Aşil tendonundan. Ama iç bağlar benim için sorun ve uyluktan bizim aslında Cornelius'un da ufak bir uyluk şeyi vardı ama tekrar etmedi. Yani dediğim gibi yani bu iki ucu sorun yani. Ya olur ya olmaz. Aboubakar'ın bacakları yok deniyordu. Adam Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Ama ben futbolcu için bu riske girerim. Fakat. Niye opsiyon yok? Ben bu oyuncuyu belki memnun kalacağım. Belki takımın çehresini değiştirecek. Yani çehresini değiştirme ihtimali düşük diyebilir miyiz? Neredeyse %50 ihtimalle. Çok yüksek bir ihtimal. Bir futbolcu geliyor. Takımının çehresini değiştirme ihtimali %50 olan bir oyuncu. Ve biz bu oyuncunun yerine seneye başka oyuncu bakacağız. Size soruyorum. Şimdi ismi geçen isimler. Naci Ünü var. Gbemin. Yusuf Yazıcı. Ve bu 3 oyuncu da kiralık olacak ve bu 3 oyuncunun da satın alma opsiyonu olmayacak. Şimdi uygun forvette bulamazsak onu da kiralık alacak. Şimdi seneye Janini, Hamsin sözleşmeleri bitiyor. 4 tane kiralık aldık. Naci, Gbemin, Yusuf Yazıcı. Hadi bir de forvet aldık. Hadi forvete saymayayım. 3 tane aldık. Abartmayalım. Naci, Gbemin, Yusuf Yazıcı. Seneye Janini ve Hamsin sözleşmeleri bitiyor. 5. Topçu sattık diyelim. Minimum bir tane. 6. Seneye ne olacak? Her sene takım mı kuracağız? Her sene bir tane Ahmet Can satabilecek miyiz? Ömür'ün değeri düştü. Performans rezalet. Uğurcan'ın yaşı büyüyor. Kaleci piyasası artık eskisi gibi dar değil. Değer düşüyor. Ne olacak seneye? Nasıl bir yapılanma bu? Her sene şampiyon olmak gibi bir zorunluluğumuz var mı? Benim nezdimde yok. Benim nezdimde Trabzonspor bu sene ligde en çok para harcayan 4. takım. İlk ikiye girsin. İlk 3 de fit. Avrupa'da gruplardan çıksın. Adından estirsin. Her sene 10 milyon euro artı mümkünse 15 milyon euro satış yapsın. Takımın bir oyun kimliği olsun. Altyapıdan yetenekli oyuncular yetiştirme kimliği olsun. Ve tempolu oyun oynayabilen bir takım olsun. Benim görüşüm bu. Ligimizde Abdullah Avcı ve Alanyaspor dışında oyun kimliği olan bir takım yok. Şimdi diyeceksin ki Özgür yani Abdullah Avcı'nın yalamalık yapma. Ne oyun stili var diyeceksin. Bir oyun stili var. Ha, bu oyun stili Avrupa'da işliyor mu? İşlemiyor. Ona katılıyorum. Niye? Çünkü tempolu bir oyun değil. Lig değişliyor mu? İşliyor. Çünkü kaliteli ayak gerektiren bir oyun. Başakşehir'de de kaliteli ayakları vardı. İşliyordu. Alanyaspor'un oyun stilini beğeniyorum. Çünkü hızlı top çevirmeye çalışıyorlar. Oyuncu kalitesi eklenirse çok başarılı olacaklarını düşünüyorum Faryoli'nin. Yani çok idealist davranıyor büyük maçlarda. Davranmaması gerekiyor ama Trabzonspor'un da tempolu bir oyun oynaması lazım. Yani benim için en büyük transfer açıklama yapılsın. Trabzonspor tüm teknik heyetini değiştiriyor. 8 tane bilmem ne yurt dışından gelen antrenör Abdullah Avcı'nın ekibine katıldı. Kondisyonumuzun arttığı, tempomuzun arttığı bir oyun istiyorum. Benim isteğim açıkçası bu. Gbemin konusuna gelirsek de Trabzonspor'un şu an 6 numara mevkisindeki ihtiyacını doldurabilecek bir oyuncu. Sağlıklı olduğu vaziyette rahatlıkla doldurabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Opsiyon olmaması benim için sıkıntı. Oyuncunun 1,86 boyu da var. Hava toplarındaki etkinliğimizi daha da arttıracaktır. Özellikle Kopenhag maçında gördük ki bir orta saha eğer Prime Barcelona, Xavi Iniesta arkasında Busquets var ya. Xavi Iniesta arkada Busquets. Hadi saymıyorum. Xavi Iniesta Messi diyeyim. Herkes öyle sayıyor ya. Busquets'i unutuyor. Ya da son şampiyon İtalya'da ise Verratti, Jorginho, Barella değilse orta sahanda bir tane hava toplarında etkili uzun boylu oyuncu bulundurmak zorundasın. City'ye baktığımda Rodri oynuyor. Liverpool'a baktığımda Fabinho oynuyor. Real Madrid'de Casemiro vardı taşındı şey transferi oldu City'ye. Yani Avrupa'nın büyük takımları
bir tane minimum uzun boylu oyuncuyla oynuyor. Tottenham full uzunla oynuyor neredeyse. Højbjerg bilmem ne. İşte Chelsea'de galiba uzun yok. Jorginho ile oynuyor onlar. Var mı Jorginho, Kante? Belki bir tane şey uzundu ya. O bir tane İngiliz oyuncuları. Unuttum çocuğun ismini ama onlar oynamıyor olabilir. Neyse yani. Bayern Münih, Goretzka adam tank gibi zaten yani. O hava topları toplanması gerekiyor arkadaşlar. Burada etkili olacağını düşünüyorum. Eskiden Gbemi'nin ayakları çok iyiydi. Sakatlık biraz oyuncudan götürdü. Eski scout raporlarına baktığınızda arkadaşlar, ben 19 yılında gördüm. Hatta 16 yılında da bir tane scout raporu gördüm. Bunlar İngilizce kaynaklar arkadaşlar. Google'a scout report oyuncunun ismini yazdığınızda, biraz araştırdığınızda bulabilirsiniz. Fransızca ve İngilizce, yani bunları tabii ki de Fransızca bilmiyorum da, çevirdiğinizde İngilizce'ye, Türkçe'ye çevirmeyin. İngilizce'ye çevirdiğinizde o İngilizce metni Türkçe'ye çevirin. Biraz daha net bilgi edinebilirsiniz. Oyuncunun 13 maçlık Rusya bölümünde yakaladığı veriler var arkadaşlar elimizde. %85 isabetle oynamış. %53 pas isabeti, %85 iyi isabet. Uzun pas isabeti %53. Her iki pastan birisi iyi. Maç başına 5.5 yani hatta. Derin pası çok yok. 0.54 ama yani 6 numara mevkideki oyuncu için çok bekleyeceğimiz özellik değil. 3. bölgeye pas benim için en önemli, o dikine oynama. 7.95, maç boyu %69 isabet. Güzel. Tekrar okuyorum arkadaşlar. 49 13 maçta 49.48 paslı oynamış. %85 isabeti var. 5.02 uzun pas şeyi var. İstatistiği %53 isabet. Gayet iyi. Yani her maçta 2.5 tane, 2 tane uzun pas isabeti var. 0.54 derin pas. Gayet iyi. 7.95 3. bölgeye pas ve %69 isabet. Gayet iyi arkadaşlar. Rusya bölümü fena geçmemiş oyuncunun. Yani bizim bir nebze olsun savunmadan çıkış olayımızı çözecektir. Oyuncuyu Türkiye Ligi'nden bir şeye, birine benzetmek gerekirse arkadaşlar, ben oyuncuyu Josef de Souza'ya bir nebze olsun benzetiyorum ki Türkiye Ligi'nde işleyen 6 numara profilinin ben Josef de Souza gibi ya da şey gibi, Hamsik gibi olduğunu düşünüyorum. Ama Hamsik gibi. Yani dediğimi anlayın. Siopis konusunda da arkadaşlar, Siopis o kadar üst düzey olsaydı Galatasaray'a Torreira'ya 6 milyon euro vermezdi, giderdi. 2.5 milyon euroya Siopis alırdı bizden. 3 milyon euroya. Arada çok fark var. Mesela bizim maçta görün, şimdi pazar günü. Ben Trabzonspor'un maça kazanacağını düşünüyorum. Ama maçta en çok göze çarpacak oyunculardan birisi Torreira olacaktır. Ki bizim maçta Siopis mental durumu iyi olsa, şu an mental durumunu iyi görmüyorum, o da çok fark yaratırdı. İşte Siopis gibi oyuncular eğer çok Kante gibi üst düzey değillerse belli maçların planı olması gerekiyor. İşte derbi maçlarında Siopis çok etkili olur. Ama ben Siopis'i koyayım, Ömür'ü koyayım, işte orta sahamın boyu 1.60 ortalama olsun, adam koyar bir uzun boylu orta saha. Darma duman eder ki Allah'tan Galatasaray'da uzun boylu bir orta saha yok. Bir nebze olsun. O konuda rahatım. Galatasaray'ın da kısa boylu bir orta sahası var. Uzun boylu orta sahası yok. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Neydi? Devam edelim. Konuyu, şeylerimi de baktım. Unuttum ya. Bir şey daha diyecektim. Şu önüm daha açık. Neyse. Unuttum. Ve Trabzonspor yani bu mevkiyi kapatmış oldu panik haliyle. Bu transfer daha önce takıma katılsaydı birçok şey değişir miydi? Birçok şey değişmese bile bence ilk maçtaki golü yemeyebilirdik Kopenhag maçında. Bunu da ekleyeyim. Şimdi bu Trabzonspor'un arkadaşlar bu hamleyle beraber 8. transferi olmuş oldu. Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Cuma günü takım izinli. Cumartesi günü son antrenmanda yer almasını bekliyorum oyuncunun. Galatasaray maç kadrosunda da olur, yedek olur. Siopis'te başlar takım. Benim görüşüm o.
William Calvario ismi geçiyor. Bir yandan gidecekler kim? Biraz muallak, biraz panik haldeyiz. Bu panik hiç benim hoşuma gitmiyor. Tamam, Avrupa Ligi, yani Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik ama yani geçen seneki o ölü Galatasaray bunlara yaptıysa biz de yaparız çok rahat yani. Biraz da takıma da güvenelim. Hoca da biraz maharetine güvenelim. Eksiğimiz var ama panik hamlesi yapmayalım. Aynılarını yapıyoruz. Gitti Galatasaray'a geçen seneki satın alma opsiyonu olmayan saçma sapan iki tane transfer yaptı. Hadi kalecisi iyiydi de orta saha Fiorentina'dan aldıkları boşa para. Aynısını yapmayalım. Biz şampiyonuz. Ama Gbemini yaptık. Oyuncunun kalitesine gram şikayetim yok. Opsiyona takığım. Ve seneye demin başladığımda kiralıklar ve gidecekler var ve sözleşmesi bitenler var. Benim derdim bu. Ya benim derdim kafamızın rahat olması ya. Sonra bana garip garip yorumlar geliyor. Durum bu arkadaşlar. Yusuf Özacı hakkında da biraz daha netleşsin. Video yapacağım. Video yapmam biraz zor oluyor telefonda. Yüklenmesi zor oluyor. Video yükleniyor 2 saatte. Ondan kaynaklanan bir sıkıntı var. Yusuf Yazıcı da aslında yapsam etkileşime de bol olur da. Yani bakalım nasıl olacak o transfer. Bilgim yok ki. Yani bilgim yokken etkileşim içinde video niye yapayım? Neyse, görüşmek üzere, yorumları bekliyorum.